Evet, şimdi Zonguldak'tan misafirlerimiz geldi. Onlarla beraber kahvaltı yaptık. Buraları yıkadım, temizledim. Şimdi etleri falan çıkarttık. Gelince kavurma falan. Yemek yiyip dinleneceğiz. Ama şimdi onları birazcık gezdirmek istiyoruz. Tabii ki de sizi de gezdireceğiz. Evet, şimdi hamam önüne geldik. Hamam önünde Taceddin Camii var ve Taceddin Baba Dergahı var. Oraları ziyaret etmek istiyoruz. Ve Mehmet Akif Ersoy Yun kaldığı ev var. Orayı da bir bakmak istiyoruz. Yani gezdirmek istedik. Ve akabinde de biliyorsunuz burada bir büyük siyasi düşünürümüz, siyaset büyüğümüz Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabri, naaşı burada. Bir de ona da Fatiha okuyup daha sonra da diğer camilerimize de gezeceğiz. Evet, burası Taceddin Baba Camii. Taceddin Baba Camii. Burada çok eski bir cami Ankara'daki. Şöyle göstereyim size. Hamam önünün içerisinde. Evet. 1610, bayağı eski bir cami. Şöyle. Burada yatıyor Muhsin Yazıcıoğlu. Buradaki mezarlar Osmanlı mezarlarıdır. Askerlere aittir. O dönemin askerlerine ve askerlerin eşlerine. Eğer çiçek görürseniz Osmanlı mezar taşlarında o bir kadına aittir. Çiçeğin yanında küçük çiçekler görürseniz bir kadına birkaç tane cümlesini yazabilirsiniz. Bazı mezar başlarında böyle bir yazı vardı. O devlet kademesinde çalıştığını gösterir. Bazılarında ise kavuk vardır. O kavuk ne kadar büyürse dini anlamda o rütbeye tekamül eder. Yani dergaha bağlı. Burası da bir dergah. Tek Taceddin dergahı. Cennetiye tarikatıdır. Ve Mehmet Akif Ersoy da son derece dindar bir insan olduğu için burada İstiklal Marşı'nı yazmıştır. Ancak öldüğü yer İstiklal Caddesi'nde Mısır Apartmanı'dır. Ve şu an mezarı da Edirne Kapı Şehitliği'ndedir. Bir sevgili adam yine Türkiye var ya 15 yıldır uçak. Şimdi şu anda Cenab-ı Ahmet Paşa Camii'ndeyiz. Ankara'da Mimar Sinan'ın tek eseri. Evet. 1566 yılında, 65-66 yılları arasında yapılıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümünden bir yıl önce inşa edilmiş. İlk başta bura bir külliye olarak tasarlanmış. Mevlevi hanesi, işte bu kubbesi, türbe kısmı, şu karşıda görünen. Bir de cami. Ve şadırvanıyla falan böyle bir geniş bir külliye olarak tasarlanmış. Burası Mimar Sinan'ın dediğimiz gibi kare planlı şekilde yapılmış. Ve son cemaat yerinde de 3 tane küçük kubbelerle tamamlanmış bir cami. Dediğim gibi Kanuni Sultan Süleyman döneminde Cenab-ı Ahmet Paşa, ki bu da Anadolu Beylerbeyliği o zamanlar. Ve aynı zamanda vezirlerden biriydi Kanuni Sultan Süleyman'ın. Anadolu Beylerbeyi'nin görevi de Anadolu vilayetlerini idare etmek.
bir şey. Vezirlikten sonra gelen ikinci büyük makam. Yani Cenab-ı Ahmet Paşa'da rivayete göre şu kubbenin olduğu kısımda ki makamında Anadolu'yu buradan Ankara'dan idare etmiştir. O zaman 1550'li yıllarda, 16. yüzyılda. Şimdi de kendi kabri de oradadır şu anda. Bu caminin tek özelliği de nedir, bir diğer özelliği de? Bir diğer özelliği Mimar Sinan. Mimar Sinan'ın Ankara'daki tek eseri. Tek eseri, evet. Tek eseri. Şimdi nereye gidiyoruz? Hacı Bayram Veli Camii'ne. Hacı Bayram Veli, bir de Aslanhane. Evet, şimdi de Elif giyime geldim tekrardan. Buradan biliyorsunuz ferace falan alıyorum sürekli. Feracelerimi hep ben Elif giyiminden alıyorum. Başka hiçbir yerden almıyorum. Şöyle kalın kalın feraceler de getirmiş. Hemen dedim Hacı teyzeme de bir tane alalım dedik buradan. Göstermeden bak, şöyle bir Hacı gelmiş. Teyzeye de şöyle bir şey aldık. Kalın. Çok güzelmiş bu Hacı teyze. Bir de şöyle şu renk de var. Bir de bu rengi deneyelim. Bu renkten de deneyelim. Şöyle elbiseleri var. Evet, şimdi ben Elif giyimdeyim. Hacı Bayram Veli Camii'nin üzerindeki Elif giyimdeyim. Çok teyzeyi çok sevdiğim için bu ürünlerinden size tanıtmak istiyorum. Şöyle kalın feraceler çıkartmışlar. Çok güzel kalın feraceler. Bunlar 1250 TL değil mi? Evet. Ama size diyor benden gelenlere 1000 TL'ye verecek bunları. Kalın ferace olduğu için o sebepten ötürü. Şimdi hazır ben buraya gelmişken teyze de bana gezdireceğimiz akraba arkadaşlarımıza, teyzemize hediye etti bir tane de kalın ferace, bir de anneme hediye etti. Allah razı olsun. Şöyle kalın, şunu da geçirelim de göstereyim size. Bunu beğendi. Şöyle şapkalı modelleri de var. Şapkasız da var, cepleri var. Çok sade ve şık ürünleri var. Bakın şuralarda düğmeleri var. İsterseniz düğmesizi de var. Şapkası da var. Hani şapka takmak isteyenler olursa diye. Ben anneme şapkasızını aldım. Eve gidince de gösteririm inşallah size. Şöyle şurada da gizli açık cebi var. Ama ben olsam bunlardan değil de şöyle gizli cepsiz. Hem genç model hem yaşlı model. Hani herkesin giyebileceği, herkese hitap edebilecek bir model. Mevlana kesim. Üzerinize de oturmaz. Zaten dedim ben burada siyah ferace almıştım. Benim feracelerim buradan. Dedim bir tane dedim farklı bir renk alıp evde bunlardan giymek istiyorum. Video çekerken iyi oluyor. Size o renkleri de göstereyim şimdi. Bakın burada namaz elbiseleri de var. Çok güzel namaz elbiseleri. Rengarenk kumaşları da çok terletmeyen kumaşlardan. Feraceler benim aldığım feracelerden. Rengarenk. Birazcık ara vermişler. Yaz sezonu değil ya. O sebepten. Ama gelecek mi? Gelecek. Ha, çok iyi. Burada istediğiniz renklerde üretiliyor. Yani çok renk var. Çok fazla renk var. Ama kalın ferace ilk defa gördüm ve çok hoşuma gitti açıkçası. Hangi camideyiz? Kimse yok. O yüzden buraya geldim. Aslanhane Camii. Burayı çekmiştik. UNESCO tarafından koruma altına alınmış bir cami. Selçukluların yaptırdığı bir cami. Ve içindeki sütunların üzerinde de Romalardan kalma taşların bulunduğu bir cami. Aslanlı sütunlar, aslanlı taşlar var. Evet. Dolayısıyla bu caminin bir diğer adı da Aslanhane Camii. Aynen. Bu caminin en tipik özelliği standart, yani Selçuklu Selçuklu'nun en belirgin camilerinden biri. Ne güzel, olması. Ne kıymetli. Bunu nasıl anlıyoruz? Ahşap düz bir tavan ve onu koruyan şu onlarca ahşap şu tavan. Şöyle bunlar Selçuklu zamanında, bizim zamanımızda yani Osmanlı'nın yaptığı cami kubbeli. Eserleri kubbeli, yani daha yuvarlak böyle çıkan. Üstü yüksek. Burada ise ahşap bir tavan tercih ediyor. Hı-hı. Ve bir diğer özelliği de Selçuklu camilerinde cemaat safları, çocuklar da oynasınlar ne güzel. Kötü yerde oynamıyorlar. Bak oynasınlar. Saflar olabildiğince uzun tutulmuş. Yani dikdörtgen bir alana yapılmış camiler. İlk saf en uzun olsun diye böyle saf uzunlukları bayağı uzun tutulmuş o yüzden. Bir diğer özelliği de bu. Şu şeyi de göster istersen. Neyi? Bende hepsi el oyması. Bakın. Tavan da öyle. Selçuklu mimarisi. Hadi gidelim Satiye teyze.
Bakın. Şimdi eti doğradım. Hemen düdüklünün içerisine alacağım hızlı olsun diye. Bunu direkt kavuracağız. Yanına pilav, mercimek çorbası, salata falan yapacağız. Evet, şimdi Zonguldak usulü kavurma yapacağız. Önce düdüklüde haşladık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi tuzunu koyacağız. Tuzunu. Baharat koyacak mıyız Hatice teyze? Baharat fazla acı sevmez ama siz seversiniz. Yok, yok. Nasıl biliyorsanız, nasıl seviyorsanız öyle yapalım. Aynen. Şimdi tuz. Siz bunu zeytinyağı mı koyuyorsunuz, normal yağ mı koyuyorsunuz? Siz ne koyuyorsanız onu yap. Zeytinyağı belki acı olabilir bundan. Sıvı yağ mı koyuyorsunuz? O zaman şurada. Farklı yapayım şimdi. Eti. Şimdi bunun suyunu mu çektireceksin yoksa çektirmeyecek misin? Valla. Sen nasıl yapıyorsun hani sen ki? Bence çektirmesek daha güzel olmaz. Tamam. Daha iyi olur. Bu böyle mi oldu? Bitti mi bu kadar mı? Yağ mı koyacağız şimdi? Yağ koyacağız. Yağ da şurada. Burada. Dolapta. Ha? Ha orada. Ha normal yağ. Evet. Normal yağ kullanıyorsunuz değil mi? Şimdi sıvı yağ. Şey kokutabilir belki. Tereyağı bu. Şuradan bir yere alacağım bu. Alacağım. Bu kadar mı sadece? Ya şimdi ben bunu pul biberi kalsam siz acı yemeyorsunuz. Yeriz yeriz. Sen nasıl, siz nasıl biliyorsun? Bu tabağına koy. Neyi tabağına koy? Mesela bunu tabağın alacak ya burada. Yok, kendi tabağın üzerine. Atsın. Hadi sen Hacı abine göre ya. Aynen aynen. Ha. Onu diyorum. Nasıl biliyorsanız öyle yapın. Böyle. Evet. Dünden yaptığım dolmalar var. Annem de yaptığı köfte. Şöylece kurduk sofrayı da. Tamam. Evet. Şimdi evden çıktık. Birazcık rahatsızlık ikimizde. Hemen bir market alışverişi yapmak istiyorum. Evde hiçbir şey yok. Daha sonra da eve gelip yemek yapmam lazım. Salih çok kötü, hasta ya. Her ne kadar annemler acı biber turşusu yapsa da ben böyle hazır acı biber turşusunu daha çok seviyorum. Sizde de var mı o? Kötü bir şey ama biliyorum. Ama çok seviyorum bunlarda. Şimdi şunlara bakacağım birazcık da. Bu kadınların hali ne olacak? Markette misin diye sadece mesaj atmış. Ne isteyecekti acaba bilmiyorum. Alışveriş yaptım. Şu kadarcık şey 1000 lira tuttu. Vallahi bir şey de almadım açıkçası. Pirinç falan aldım o kadar. Allah yardımcımız olsun ne diyor. Evet, ben geldim market alışverişine. Salih içeride yatıyor. Bir daha sahnesiz gitmek istemiyorum markete çünkü onunla gidince daha zevkli oluyor. Hani şuraya uğrayalım, bunu yapalım, şurada hani şu, ikimiz beraber konuşarak yapınca bu alışverişten zevk alamadım, onu söyleyeyim. Bir tane kıvırcık aldım. Bir de bende de var o kırgınlık ya, bilmiyorum. Şu Alpro'nun badem sütlerini ben çok seviyorum. Hani normal evlenmeden önce de sürekli bunları kullanıyordum. Bunlar bir markette 79 mu 89 liraydı ama diğer markette 54 TL'ydi. Yani beni süt midemi şişiriyor. O yüzden bundan aldım. 3 tane indirimde görünce alayım dedim. Salih de seviyor onu. Şu dediğim gibi acı biber turşusu aldım, bir tane 17 liraydı.
öncelikle büyük market alışverişinde yapmıştım. Orada makarnalar çok pahalıydı. Tarım Türevi Market'te pahalı değilsem ay böyle 4-5 lira oynuyor tek makarnada ama gerek yok dedim. Zaten tarhana almaya gidecektim. Oradan Tarım Türevi Market'e uğradım. Şu makarnalardan aldım. Bir tane burgu aldım. Pirinç indirimdeydi. 39 TL'ydi. Pirinç aldım. Şöyle Osmancık pirinci. Sonra şu ince uzun makarnadan aldım. Oranın tarhanasını çok seviyorum. Bir tane de acılı tarhana aldım. Küçük aldım. Biz çok sari tarhanası seven bir insan değil. Bir tane kıvırcık aldım. Şöyle tavuk parçalattım. Dolapta tavuğum vardı ama dediğim gibi çözdürmem gerekiyordu. Hemen şöyle bir tane kırmızı lahana aldım. Şunlardan duş bitlerimden yok, ondan aldım. Buna ne deniyordu? Tam buğdaylı makarna aldık, şöyle uzun. Turp aldım. Sonra makarna salatası yaptığım zaman şu boncuk makarnalardan bulamıyordum. Orada bulunca almak istedim. İki tane cennet hurması aldım. Trabzon hurması da deniyor galiba buna. Çok fazla gereksiz alışveriş yapmayı sevmiyorum. Hani yeterli bize bu. Biz akşamlar oturduğumuzda bunu yesek iki tane de mandalina çok bile geliyor yani bize. Şöyle bir kilo ıspanak aldım. Yarın ıspanak yapacağım. Salih ıspanağı çok seviyor. Salih, benim yaptığım ıspanağı çok seviyorsun değil mi? Bak benim yaptığım. Ben de hakikaten güzel yapıyorum ha, maşallah. Krem aldım. En zararlısı bu olabilir içlerinde. Şöyle bir 2 kilo mandalina aldım. Evimde mandalina canavarı var. Hemen şöyle bir kilo şey aldım. Portakal aldım. Elmamız vardı. Elma almadım. Bir tane böyle yarım kilo kaşar peyniri aldım. Bu kadar. Kadarmış. Ana. Ha bir de Salih şey almış. Meyve suyu almış sabah hastaneden dönerken. Ve şu silipilerden almış. Bunlar çok güzel oluyor. Yani hemen elimizin altında oluyor silmek için masaları falan. İyi oluyor yani. Şimdi de yemek hazırlığına başlayalım. Masanın üstünde Salih'in aldığı meyve suyu vardı. Sabah kendine meyve suyu almış. Sabah karşı saat 4-5 gibi geldik eve. Ve ben uyuyakalmışım, yorgundum. Çünkü bir gün önce de hiç uyuyamadım. Kayınvalidemlerden gelmiştim. Biliyorsunuz Zonguldak'tan gelen misafirleri gezdirmiştik. Hiç uyuyamadım zaten. İki gündür böyle sarhoş gibiyim. Yani iki gündür böyle çok yorgunum. Salih'in de ilaçları burada. Böyle bir sürü ilaç yazmış doktor. Serum yedi falan. Midemi tuttum diye de çubuk kraker almış. Yemeğimize başlayalım. Evet, çorbayı hazırladım. Sofrayı hazırladım. Şimdi de yemekler, burası biraz dağıldı ama kusura bakmayın. Çorba hazır. Şöyle acılı, çok acı olmuş. Burada da erişte hazır.
Ve tavuk haşlama dedi sadece. Tavuk haşladım, o kadar. Evet, Zonguldak'tan bize böyle bir ağız sütü gelmişti. Kayınvalidem böyle yarım litre aldı. Yarım litre de ben aldım. Şimdi bu ağız sütünü pişiriyorum. Bilenler var mı aranızda bilmiyorum ama Salih çok merak ettiği için bunu denemek istedi ve bize yolladılar ağız sütünü. Bu ineğin ilk doğum yaptıktan sonraki ilk sütüm oluyormuş galiba o. Şimdi ben bunu kaynattım. Üzerine şeker ve ya da pekmez falan döküp yiyecekmişiz öyle. Bilenler varsa aşağıya yorum olarak yazabilirler. Evet, şimdi ağzımızı böyle küçük kaselere koydum. Ondan sonra biraz su olsun, üzerine şeker ya da pekmez döküp yiyeceğiz inşallah. Yapanlar var mı bilmiyorum. Böyle puding gibi çok sağlıklı bir şey. Aslında bunu çocuklarınıza da yedirebilirsiniz. Kesildi benimki. Ama internette izlediğimde robottan geçirirseniz yine aynı şey olur dedi. Ben de böyle yapmak istedim, daha güzel olsun diye. İnşallah size afiyet olsun.